Zuhal Hanım, günaydınlar. Bir yandan da Fox kameramanı Berkcan Tuğ sizlere TÜİK binasını gösteriyor. Ne kadar ihtişamlı, ne kadar büyük. Ankara'da açık, berrak bir Ankara'da şeffaf olması, rakamları şeffaf olarak açıklaması istenen siyaset kurumunun seslendiği binaya, TÜİK binasına şöyle hep birlikte bir bakalım. Aynı zamanda sizlerden gelen mesajları da aktara duralım. Zuhal Hanım diyor ki, parlayan enflasyondan, düşen zamlardan ipin ucu kaçtı. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede mesajını paylaşıyor. Ayşe Hanım günaydın. Ayşe Rızaoğlu. Temmuz zammı gelmeden vatandaşın cebinden anında alırlar o %40'lık zammı. Doğru. Biz bunu gördük. 1 Ocak tarihinde asgari ücrete %50 zam yapıldı. Sonra o asgari ücretin alım gücü düştükçe düştü. Dolar karşısında düştü ve yine Türk lirasının dolar karşısında ne kadar eridiğine tanıklık ettik. %50 zam, inanılmaz bir zam yapıldı. Vatandaş asgari ücretli nefes alacağını düşündü ama Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs o açıklanan veriler enflasyon TÜİK'in açıkladığı değil. Vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı karşısına işte asgari ücretlerinde bir pahalılık olarak çıktı. Ceplerinde hiçbir şey kalmadı. Kirada öyle, çarşı pazarda öyle. Diyor ki Ayşe Hanım da %40 zam yapsalar ne olacak? %80 yapsalar ne olacak? Biz bunun çok daha ilerisinde hissediyoruz o hayat pahalılığını diyor. Az önceki haberde de vardı. Dikkatinizden kaçmamıştır eminim ki. Korkusuz gazetesi dikkat çeken, ironik de olan bir manşetle bugün okurların karşısında. Manşeti ters atmışlar çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklamaların hepsi ters çıktı. Her dediği ters çıkan Bakan Nebati enflasyon için böyle dedi, enflasyon düşecek. Başlığı tersten okuyunuz diye de bir hatırlatma yapmış Korkusuz Gazetesi. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olalı dün tam 6 ay oldu. Bu arada Sayın Nebati'nin bir rüyası var. Şöyle gözümü kapatsam 6 ay sonra açsam dediği ve enflasyonu çok garip yerlerde, çok iyi yerlerde göreceksiniz dediği bir rüyası var. Yalnız o rüyayı gördüğü günden beri vatandaş kabusu görürken Sayın Nebati güzel güzel rüyalar görmeye devam ediyor. Rüyadan uyanmasına da bir 23 gün, bir 22 gün kadar kaldı. Biz dönüp bakacağız. 6 ay geçmiş olacak ve acaba Nurettin Nebati'nin burada hedefleri, hesapları vatandaşın hissedeceği şekilde netleşecek mi? Karşımıza çıkacak mı? Yoksa TÜİK'in hesaplamalarıyla bir enflasyonda düşüş hızı değerlendirmesi mi çıkacak? Gözler parıldayacak mı? Işıldayacak mı? Herkes bunu ister elbette. Ama öyle olacak mı? Bugüne kadar açıklamaların hepsi maalesef ters olarak sonuçlandı diyor Korkusuz Gazetesi de. Yeni ekonomi modeliyle birlikte göreve gelen Nebati'nin bu süreç içerisinde vaat ettiklerinin tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Ekonomi rakam işi, ekonomi güven işi, ekonomideki gözlerdeki ışıltıya dikkat çekti Nurettin Nebati. Ve yine Nebati'nin döneminde dolar, enflasyon, faiz, cari açık ve haciz dosyaları hızla yükseldi. Ve şunu da söyledi Nurettin Nebati. Ya Türk lirası kaybedeceği kadar değer kaybetti. Daha ne kadar değer kaybedebilir ki? Demişti o zaman dolar 14 lira 30 kuruş seviyesindeydi. Şimdi daha yukarıda. Bakalım mı? Hemen bir o verilere, piyasalara hep birlikte bakalım mı İrfan? Gösterelim. Dolar ne oldu? Haftayı nasıl kapattı? Euro ne oldu? Gram altında durum ne? İsterseniz hep birlikte bir göz atma imkanımız olsun. Ben de burada önüme de açmış olayım. Senin göndermiş olduğun veriler üzerinden bakıyorum böyle. Dolar 16 lira 44 kuruş. Merak etmeyin, daha da gideceği yer yok. Türk lirası daha ne kadar değer kaybedecek ki? Dedikten sonra işte dolar 16 lira 44 kuruş. Euro hemen bir bakalım. 17 lira 66 kuruş seviyesinde. Çeyrek altın 1597 liralara kadar ulaştı. Ve işte piyasalardaki son durum da böyleydi. Şimdi nasıl yapalım İrfan? Hangi habere gidelim? Tamam, vatandaşa gidelim. Vatandaşın bir siyasetçiyle Deva Partisi lideri Ali Babacan'la sokakta karşılaşması, Babacan'a yanmış olduğu o dertler, nasıl dert yandılar? Babacan bir dokundu, bin ah işitti.
Allah aşkına bizi kurtarın artık bu zamlardan. Bir an önce biz çalışıyoruz yani. Ya biz artık bıktık yani. Biz artık dayanacak. Ben 2 milyar 668 lira maaş alıyorum. Yani bir bittik yani. Bizi Allah aşkına kurtarın. Biriniz gelsin. Biri bizi bir de evde kaç kişisiniz? Ben evde 4 kişiyim. 4 kişi sadece emekli maaşıyla mı? Sadece emekli maaşıyla da 2668 lira. Çocuklarım çalışıyor ama çocuklarım çalışıyor da evleri ayrı. Kirada ya, oturuyor. Ha. Hepimiz yani ben de kiradayım. Ya. Yani bir de kira kaç para? Kira 850 lira veriyor. 850 600 kiralar arttı, zam geldi mi? 620 lira doğalgaz geldi. Bu ayda 620 lira doğalgaz nasıl geliyor? Hani Karadeniz'de doğalgazımız vardı. Nereden çıkacak bu doğalgaz? Ben bunu anlayamadım. Yani bu doğalgaz Mayıs ayında zam gelir mi? Haziran'da zam gelir mi ya? Bu ben böyle bir şey anlayamadım. Enflasyon. Evet, maalesef. Başka hiçbir şey değil. Maalesef. Enflasyon. Şuna verdim 20 lira. Şu. Düşünün ya, bu kadar da olmaz yani. Gerçekten çok kötü bir hayat. Öyle. Maalesef. Emekli maaşı aldım 4,5 milyar. Şu elimden girdi, şu elimden çıktı. Evet. Bu kadar. Laftan peynir gemisi yürümüyor. Emekli maaşlarında resmi açıkçası o kadar artıyor. Halbuki hayat çok pahalı. Çok pahalı ya. Emekli maaşlarında yetişemiyor hayat pahalı. Biliyorsun. İki parça bir şey al. Ne ya, kadar? Kasaya git. E diyor ki 500 lira. Al hadi buyur. Okuyan çocuk mu? Evin kira, doğal gazın var.